Efendim, haber şöyle: vatandaş taksiciyi ısırdı. Aynen öyle gerçekleşti olay. Manisa'da bir taksici direksiyon başında saldırıya uğradı. Sebep müşterinin taksiciden şu teybin sesini daha da aç, müziği son ses dinlemek istiyorum demesi. Taksici diyor ki ben bu kadar gürültülü bir şekilde araç kullanamam. Vay efendim, sen misin bana bu cevabı veren diyerek vatandaş çılgına döndü. Taksiciyi önce tekmeledi, sonra da hem başından hem de boynundan ısırdı. Abi. 20-30 saniye nefessiz kaldım ben. Dedim herhalde ölüyorum artık ben dedim. Hala şokta, müşteri hem başından hem boynundan hem de kolundan ısırdı. Taksiciyi dövdü, sonra direksiyona geçti. Taksiyi de perte çıkardı. Kaldırıma çıkıp arabamı ağaca çarptı. Taksici Ali Hallaç, Manisa'da acil servisin önünden biri kadın iki müşteriyi aldı. Erkek yolcu hem küfretti hem de son ses müziği açmasını istedi. Bangır bangır müziği bağırttırıyordu. Aynı zamanda bağırıp çağırmaya, küfretmeye devam etti. Bu şekilde bağırıp çağırırsa ben araba kullanamam. Dikkatim dağılıyor şeklinde beyanda bulundu. Sonrasında taksici hedef oldu. Bana küfürler etmeye başladı. Bana vurmaya başladı. İki ayağıyla birlikte uçarak tekmelemeye başladı beni. Tekmelemekle de kalmadı. Taksiciyi başından, boynundan, kolundan ısırdı. Saçlarım adamın elinde. Hiçbir şey yapamadım. Benim kolum bağlandı. Taksici can havliyle elinden kurtuldu. Telefonla arkadaşlarından yardım istedi. O zorba araca saldırdıktan sonra direksiyona geçti, ağaca çarptı. Taksici kaçtı, onu polisler kurtardı, hastaneye götürdü ama taksici tüm bunları yapan saldırganın serbest kalmasıyla ikinci şoku yaşadı. Bana bunu yapan adam serbest bırakıldı ve benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Gerçekten çok manidar. Bakın şimdi bu haberi seyreden ve saldırganın serbest kaldığını gören herkes şunu düşünebilir. Hani asla tasvip etmiyoruz ama ya taksiciye vur, ısır, kafasına tekme at, arabasını gasp et, kaza yap, tehdit et ve sonra da elini kolunu sallayarak yürümeye devam et, yoluna git. Ondan sonra o saldırganın 68. vakası olarak başka bir olayda tekrar karşımıza çıksın. Şimdi vicdan böyle yara alıyor işte. Sadece yara alan değil, o taksici değil. Yara alan bizlerin de vicdanı oluyor aynı zamanda. Ey bu kararı verenler, lütfen biraz daha hassas davranalım. Toplum içinde bu kadar terörize, olaylara karışan, şiddet gösteren insanları hemen ödülmüş gibi salıvermeyelim. Rica ediyoruz.